görüntüleri yani, de. Berna nasıl oluyor? Kameranın da kapatılması yararlı oluyor mu? Berna. Evet, evet. Çünkü evet, evet oluyor oluyor. Yansıyor. Tamam, o zaman arkadaşlarımız konuşan dışında kamera ve sesleri şimdilik böyle olsun. Her konuşan arkadaşımız ses ve kamerayı açarsa sorun kalmayacak. Evet, başlatalım arkadaşlar. Merhaba. Az sonra başlayacak olan söyleşimiz Gecep Kültür Kurulu'nca düzenlenen ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bilindiği gibi hukuk ve bilim kurullarımız yıllardır Salt Ege bölgesinde değil, Türkiye çapında çevre mücadelesine önemli katkılar yaptılar. Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun kültür ayağının da oluşturulmasının gerekliliği son yıllarda konuşulmaktaydı. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması amacıyla çalışmalar yapmak üzere bir kurulun gerekliliği konuşuluyordu arkadaşlar arasında. Nihayet bu yıl Şubat ayı sonunda yapılmış olan 14. kurultayımızda bu konu karara bağlandı. Aliano'ya girişim grubundan arkadaşların da katılımıyla daha da güçlenmiş olarak kültür kurulumuz mücadeleye önemli katkılar yapacaktır kuşkusuz ki. Bugünkü söyleşimizin konu başlığı kurtarılmayı bekleyen bir antik kent Küme. Bilindiği gibi Ala'daki Küme antik kentinin gün yüzüne çıkarılması için yıllardır arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktaydı. Sanayi ve endüstri tesislerinin antik kent için tehdit oluşturduğu bilinmekteydi. Son yıllarda bu tarihi eserin bir liman projesine kurban edilmesi tehlikesi de gündeme geldi ne yazık ki. Kümenin karşı karşıya bulunduğu tüm bu tehlikeleri kamuoyunun gündemine getirmek ve çok geç olmadan yapılabilecekleri belirleyip harekete geçmek gerektiği açıktır. Bu düşünceyle konuya ilişkin bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşmaları için iki değerli konuşmacıyı davet ettik. Sayın Nuray Pehlivan ve Sayın Bahadır Doğutürk daha sonra konuşacaklar. Kendilerine katıldıkları için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ben konuşmacılarımızla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Sayın Nuray Pehlivan, arkeolog ve gazeteci. Uzun yıllar İzmir Arkeoloji Müzesi'nde arkeolog olarak görev yaptı. Aliağa'daki kazılarda çalıştı. 3 yıl önce emekli oldu. Gazete Duvar muhabiri olarak çalışmaktadır. Sayın Bahadır Doğutürk, Foça Kültür ve Çevre Derneği, kısa adıyla Foça sözcüsü. Aynı zamanda Foça Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi. 2008'den bu yana Foça bünyesinde etkili bir mücadele vermektedir Bahadır arkadaşımızda. Ben şimdi ilk sözü Nuray Hanım'a veriyorum. Buyurun Nuray Hanım. Herkese selamlar. Ben size önce Küme'den, Küme arkeolojisinden ve Kümelilerin sosyal yaşantısından kısaca bahsedeceğim. Daha sonra günümüzde Küme'nin karşı karşıya kaldığı durumu hep birlikte konuşacağız zaten. Küme'nin de dahil olduğu Ege bölgesindeki 12 Ayol kenti M.Ö. 1000 civarında Yunanistan'a göç eden Ayoller tarafından kuruldu. Tüm bu kentlerin içinde Küme denizciliğin sağladığı avantajla birlikte ekonomik açıdan çok güçlü bir kent haline geliyor. Dolayısıyla Küme Antik Kenti için Ayolis kentleri arasında en önemli ve en büyük yerleşim alanı diyebiliriz. Kente dair ilk çalışmalar 1870'li yıllarda başlıyor. Yani oldukça eski bir antik kent araştırması için. Sonraki yıllarda da belirli aralıklarla Fransızlar, İtalyanlar, çeşitli yabancı üniversitelerin desteğiyle burada çalışmalar yapıyorlar. Ve Fransızların çalıştığı dönemde de bazı eserler Louvre Müzesi'ne götürülüyor. Bazı eserler İstanbul Arkeoloji'de şu anda, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde. Son olarak da çoğunuzun bildiği gibi 30 yılı aşkın bir süredir İtalyanlar
çalıştı burada. Öncelikle Sebastian Lagona, daha sonra onun öğrencisi olan Antonio Lamarca devraldı ve onların başkanlığında burada kazılar yürütüldü. Kümede bugüne kadar açığa çıkarılan tiyatro, kilise, sütunlu cadde ve ortaçağ kalesi dışında aslında kentte henüz kazılmamış ve işlevleri anlaşılmamış pek çok yapı grubu bulunuyor. Çünkü ne yazık ki yıllardır alanın özel mülkiyet olmasının ve ekibin de aslında biraz zayıflığı nedeniyle çalışmalar beklenildiği düzeyde yürütülemedi ki buranın kamulaştırma problemi ne yazık ki çözülemedi. Yani bu da kümenin başka bir talihsizliği aslında. Bunun yanında İzmir Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazıları var Ali Ağa'da. Ali Ağa'da yaşayanlar zaten çoğu kez buna tanık olmuştur. Bu kazılarla Küme Antik Kenti'nin başka antik kentlerde olduğu gibi nekropolisle, yani mezarlık alanlarıyla kuşatılmış bir kent olduğunu anlıyoruz. Buradaki mezarları başka antik kentlerle karşılaştırdığımızda ciddi farklılıklar var. Bu farklılıkların başında da basit taş mezarların içinden gelen buluntuların dönemine göre kullanılan malzemelerinin çok kaliteli olması ve çok iyi bir işçiliği dikkati çekiyor. Kümede kesinlikle büyük, ihtişamlı mezarlar göremezsiniz. Böyle mezar yapıları yok. Yani diğer antik kentlerde ve günümüzde de aslında düşünürseniz olduğu gibi kümelilere dışarıdan bakıldığında ölenin statüsünü anlayacak hiçbir şey göremezsiniz. Normalde mezarlıklara gittiğinizde az çok bunu hissedebilirsiniz. Öbür dünya kavramı var ama mezar yapısına önem vermiyorlar. Mezarların bu şekilde olmasını biz o dönemlerde kazılarda da pek çok araştırma yaptık. Hem üniversitede hem hocalarla yaptığımız sohbetlerde. Bunun kümelilere ait bir gelenek olabilir. Sadece onlara ait bir gelenek olabilir. Mezar yapısını bu kadar önemsememek. Ya da antik dönemlerde de bir mezar soygunculuğu vardı. Bugün olduğu gibi. Buna karşı, mezar hırsızlığına karşı bir önlem olacağını varsayımları üzerinde duruluyor. Ama tabii ki bunu şundan dolayı olmuştur diye kesin ve net olarak bir şey söyleyemeyiz. Tabii bu buluntuların bu kadar iyi olmasında liman kenti olmanın ticari nimetlerinin ekonomilerine ve dolayısıyla da yaşam biçimlerine olumlu anlamda katkısı olduğu bir gerçek. Elbette tarımları da çok iyi durumda ama deniz kenti olmalarının ciddi anlamda onları Ayol kentleri arasında ön plana çıkmalarına, hatta başkenti konumunda olmalarına sebep oluyor. Buluntulardan anladığımız kadarıyla aynı zamanda kuyumculukta ustalaşmış bir toplum kümeliler. Hatta buraya yerleşmiş bir mücevheratçılar loncasının varlığı iddia ediliyor ve bu loncayı bugünün kuyumcular çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Bu arkeolojik verilerin dışında kümede ortaya çıkan iskeletlerin analizleri de sosyal yaşamları açısından çok önemli veriler ortaya koydu. İDÇ Nekropolü'nde benim de kazısında bulunduğum yıllarda 2008-2010 yılları arası doğru hatırlıyorsam burada çıkan iskeletler analiz için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne gönderilmişti. Sonraki yıllarda yine başka firmaların parsellerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan iskeletler de bu çalışmaya eklemlendi ve 970 iskeletin antropolojik araştırmaları yapıldı. Buna dair çalışmalar henüz sonlanmadı, sonlandırılmadı çünkü gerçekten çok uzun ve meşakkatli bir çalışma. Ancak bugüne kadarki yapılan iskeletler üzerindeki analiz sonuçları yakın zamanda bizimle paylaşıldı. Bu sonuçlardan size biraz bahsedeyim, kümelilerin nasıl bir toplum olduğuyla ilgili. Bu sonuçlara göre antropolojik veriler mezar buluntularını da destekler nitelikte. Yani bu ne anlama geliyor? Biz bu sonuçlara göre kümelilerin yaşam koşullarının oldukça iyi olduğunu, iyi beslendiklerini, barışçıl bir toplum olduklarını söyleyebiliyoruz.
Burada elde edilen önemli sonuçlardan birisi de yine kümenin kümede üst sınıfla alt sınıf arasında yaşam koşullarının birbirine yakın olması. Bu çok iddialı görünebilir normalde. Ama bunu neye göre söylüyor antropologlar? Fakir ve zengin mezarlarından çıkan bireylerin aralarında sağlık ve beslenme açısından hiçbir fark yok. Mesela ağır işlerin vücuttaki etkisini en çok omurgadaki patolojilerden görebiliyoruz. Ancak eski Anadolu toplumlarında görülen bu ağır iş yükü göstergesi sayılan patolojik bulgular kümede oldukça az. Bu çok önemli bir veri kümedeki iskeletler açısından. Ve iskeletlerin kas tutunma izlerinin de belirgin olmaması ağır iş yüküne maruz kalmadıklarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Çok az bireyde bu patolojiler var ve rapora göre yine bugüne kadar incelenen iskeletlerde kavga dövüş izleri, savaş yaralanmaları izleri yok. Raporda yazdığına göre iyi huylu kemik tümörü çok az ve işte birkaç kırık ve az soyda omur patolojisinden bahsediliyor ve anemi dışında da, o da çok az sayıda bireyde, anemi dışında hastalık yok bu toplumda. Yani bunları niye söylüyoruz? Oldukça refah ve barışçıl yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Kümelilerden antik kaynaklarda da sıkça bahsediliyor. Biraz bunlardan söz edebiliriz kümelileri daha iyi anlayabilmek için. Pek çok bilgiye ulaşabiliyoruz dönem dönem. Mesela bir kaynakta kümenin İsa'dan önce 5. yüzyılda Attika Delos birliğine 9 talent vergi ödediğinden bahsediliyor ve bu meblağ Batı Anadolu'nun tanınmış tüm kentlerinin ödediklerinden fazla. Bu da kentin yine ne denli refah yaşadığının başka bir göstergesi. Tarihçi Eferos var, yine kümede doğmuş bir tarihçi. O da şehir halkını şöyle tanımlıyor: eğlenceyi, yemeği, içmeyi seven, barışsever bir grup diyor kümeliler için. Kümeliler, bu pek çok kaynakta geçiyor, 300 yıl boyunca limanlarına gelen gemilerden vergi almıyorlar. Bu o dönem için ilginç bir durum. Ve Amasyalı Strabon bu durumu küme halkının saf olarak, yani onların vergi almamasını onların saflığına bağlıyor ve bunu da yazıyor zaten. Bu konuda Profesör Ersin Doğar hocamız var. Onun bir tezi var ki ben de bu teze katılıyorum. Batı Anadolu kıyılarında deniz ticaret yolu üzerinde antik kent ve limanların fazla olması rekabete yol açmış olabilir diyor ve Strabon'un dediğinin tersine belki de gelen gemilerden vergi almadıkları için böyle bir liman kenti haline gelmeyi başardılar diyor Ersin Hoca. Tabii bu bir antipropaganda mı yoksa gerçekten kümeliler böyle saf mı bunu bilemiyoruz ama Karadenizlilerin fıkralara konu olduğu gibi kümelilerin de antik dönemde fıkralara konu olduğu bir gerçek. Bununla ilgili de antik kaynaklarda çok sayıda fıkra var kümelilerle ilgili yazılan. Kümenin içinde bulunduğu bugünkü duruma gelirsek, az önce bahsettiğimiz antik çağda küme için bütün bu avantaj olan konumu ve denizle olan ilişkisi ne yazık ki günümüzde büyük bir talihsizliğe dönüşmüş durumda. Bugün 3. derece arkeolojik sit alanı, biliyorsunuz 1. derece arkeolojik sit alanı 3. derece arkeolojik sit alanına düşürüldü. Ve 3000 yıllık antik küme kenti sanayi kuruluşlarına yer açabilmek için yok ediliyor. Şimdi İzmir 2 numaralı koruma kurulunun kararı ile 1. dereceden 3. dereceye düşürüldü ama burada yapılacak olan iskelenin boyutu, bunu Bahadır da bahsedecektir, daha iyi bahsedecektir hatta. Boyutlarını size söyleyeyim. İskele genişletmesi adı altında yapılıyor üstelik bu. 55 metre genişlik, 342 metre uzunluk ve 18.810 metre karelik bir iskeleden bahsediyoruz.
burada. Şimdi bugün Nemport'un yaptığı bir başvuru sonucunda sit alanının değiştirilmesinden bahsediyoruz ama şimdi bugün Nemport yarın başka bir firma olur. Hatta dün de başka bir firmaydı. Bunun bir önemi yok. Çünkü yakın geçmişe bakarsak sanayi kuruluşlarına yer açabilmek için Küme kenti zaten yavaş yavaş yok ediliyordu. Düşünün Habaş'ta müze uzmanları tarafından kurtarma kazısıyla ortaya çıkarılan antik yol, zeytinyağı işliği, nekropol ve bir villa yapısının üzerinde şu anda hattane bulunuyor. Nasıl? Kurulun verdiği izinle. Şimdi İDÇ'de bugün benim de sonuç ayı hariç kazısını yürüttüğüm nekropol alanının üzerinde elektrik santrali kuruldu. Petline'ın 4 yıldızın altında antik yol var. Yani Nemport'ta bugüne kadar yapılan bu talanın bir parçası. Peki Nemport niye bu kadar dikkat çekti? Çünkü bugüne kadar ilk defa bir firmanın lehine sit derecesi değiştirildi. Bugüne kadar müzeler yoluyla yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntuların şu ya da bu yolla üzeri kapatılarak sanayileşme kuruluşlarına yapılaşmanın önü zaten açılıyordu. Yani kazılarda müze uzmanları veriyi ne kadar sağlıklı bir şekilde almaya çalışsa da sonuçta şöyle bir gerçek var. Bu bölgedeki kazılar sanayiye hizmet ettirilmesi için yapılıyor. Sorun burada, yani kazı yapılmasında değil. Ama firma adıyla bir talandan söz etmemizin, bugün firma adıyla söz etmemizin nedeni ilk defa bir sit derecesinin değiştirilmesi. Ve üstelik bu sit değişikliğinin çok kritik bir noktada yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Olayın bu noktaya gelmesinin de temel sebebi bu zaten. Ve Küme gibi sanayinin bu kadar aktif olduğu bir yerde bundan sonra yapılacak talanın boyutunu hiçbirimiz kestiremeyiz. Çünkü Nemport'a verilen bu ayrıcalık çok ciddi bir emsal oluşturacak. Bugün Nemport'a yapılan, yarın neden Ege Gübre'ye yapılmasın, neden Petline'a yapılmasın gibi tehlikeli bir soru da hep karşımızda duracak. Bugün firma yetkilileri, biz aslında antik limana yaklaşmıyoruz, işte çıkan parçalar in situ, yani yerine ait değil diye gerekçeler sunuyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Fiziki olarak gözünüzün önünde getirdiğinizde bile, yani onların dediğini doğru kabul etsek bile, ki zaten imkansız bir şey, bir sonraki adımda o ende, o boyda bir iskeleye yanaşacak ağır tonajlı gemilerden bahsediyoruz. Bu gemilerin yanaşması için illaki antik limanı kullanmak durumundalar ve bu uzun vadede bir antik kentin katliamı demek. Kaldı ki bu alanda kıyım sadece bundan ibaret de değil. Aynı kurulun yakın zamanda iskelenin doğusunda tümülüslerin bulunduğu alanı tam da Nemport'un istediği genişlikte kaldırarak nasıl tıraşladığını, tümülüsün nasıl sadece tepesinin bırakıldığını biliyoruz. Yani denizde bu ayrıcalığı tanıyan aynı kurul geçmişte de karada tümülüsleri tıraşlatarak firmanın istediği kadar alanı onlara peşkeş çekti. Şu anda bahsettiğim bu iki tümülüsün arasından demir yolu geçiyor. Neden? Nemport işini daha konforlu yapsın diye. Aslında zorunlu bir inşai faaliyet değildi. Ki zorunlu olsa bile tartışmaya açık bir durumken sadece işlerini daha konforlu yapsınlar, daha rahat yapsınlar diye böyle bir kurul kararı alındı. Kaldı ki Nemport'un şu anda kullandığı idari binanın altından arkeolojik kalıntılar gelmişti yine. Yine daha önce gemilerin buraya yanaşması için güney yönünde bir kısmı 3, bir kısmı 1 olan ki 1'e kesinlikle dokunamazsınız normal koşullarda, denizde bir derinleştirme kararı alındı. Ve son kurul kararıyla da yeni iskelenin yapılacağı alan birden 3'e düşürüldü. Yine onlara gereken ne kadar alansa tam da ne hikmetse o kadar alan. Üstelik o kadar alanda sit değişikliği yapıldı. Yani şöyle söyleyeyim, bir yerde sit derecesinin değiştirilmesi için bir şeyler olması gerekir. Yani orada müze uzmanlarının yaptığı çalışmalar ya da işte
yapılan araştırmalarda buranın aslında bir olmadığına dair uzun çaplı araştırmalar gerekir. Ki burada tam da o genişlemek istedikleri iskelenin olduğu alan kadar yerde sit değişikliği yapıldı. Tıpkı Tümüslerdeki yapıldığı gibi denizde de Nemport'un ihtiyacı olan kadar bölüm hizmetine açıldı. Tabii bir sonraki adımda bu kez yeniden deniz dibi taraması isteyecekler. Çünkü bu işi yapan ticari firmalar için bu bir ihtiyaç, bu rutin bir olay. Ve bu döngü böyle devam edecek. Her seferinde yeni bir tahribatla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla antik kente biz bu kararla birlikte yaklaştık, kuşattık ve şimdi tam anlamıyla yok etme riskiyle karşı karşıyayız. Ve günün sonunda birinci dereceyi neden üçe çevirdiği anlaşılmayan bir kurum ve burasını üçüncü dereceye düşürüldüğü için antik kenti tahrip etme hakkını elde etmiş bir firma olan Nemport var karşımızda. Evet, bugün Nemport bunu yapabilme cesaretini ve gücünü gösterdi ama bence kötü olan, bir arkeolog olarak söylüyorum bunu, bir antik kenti korumakla yükümlü olan kurumlar eliyle bu kararların alınıyor olması. Asıl acı olan tarafı bu bence. Süremi dolduruyorum herhalde, bağlıyorum. Sonuç olarak bugün denizdeki sit derecesini birden üçe indiren kurulun yarın antik kentin bulunduğu alanı üçe indirmeyeceğinin artık hiçbir garantisi yok diye düşünüyorum. Bu süreç bu noktaya geldi artık. Ve biz bugün bu harekete izin verirsek artık bu tahribatı durdurmamız imkansız hale gelecek. Dolayısıyla artık bu yapılanlara bir şekilde dur dememiz gerekiyor. Bunun mutlaka çeşitli yöntemleri vardır. Ve hiç değilse elimizde kalanı korumaya, yaşatmaya bu şekilde çalışmalıyız. Ve bunun için de STK'ların ve ayağı halkının desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. Teşekkür ederiz Nuray Hanım. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Özellikle de içeriden bir uzman olarak alanda kazılar yapan heyetin içinde çalışmış bir arkadaşımız olarak çok değerli bilgileri paylaştınız. Şimdi Bahadır Doğu Türk'e söz veriyorum. Bahadır arkadaş da 2008'den bu yana bölgede mücadele süreçleri içinde etkili çalışmalar yaptı. Foçep sözcüsü. Buyurun Bahadır arkadaş, söz sizde. Teşekkür ederim Harun Hanım. Nuray Hanım'a da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ben Nuray Hanım'ı dinlerken biraz ses problemi yaşadım. Başta söylediklerinin büyük kısmını tam manasıyla duyamadım. Umarım sadece bende bu sorun vardı. Diğerleri ya arkadaşlar duymuşlardır. Ben sadece Nuray Hanım'ın değerli katkılarına bir iki konuda bir itiraz geliştirmek istiyorum. Bölgede aslında Nempo yani tabirle zurnanın son deliği. Bugün Kim Antik Kenti'nde işlenen faciaların son halkası diyebiliriz. Tabii ki çok önemli. Nemport'un bu Nemport'un bu cesareti bundan belki kimye yapılan fütür saldırılara karşı koyan idarenin suçudur. Dolayısıyla buradaki cesaret biraz ondan kaynaklanıyor. Şimdi ben aslında bugünlerle bir sunum hazırladım. Paylaşmak için hazırladım bu sunumu. Çünkü ben bir arkeolog değilim. Sadece 2008 yılından bugüne kadar bölgede yaşamaya çalışan, yaşamı savunan bir vatandaş olarak Kim Antik Kenti'nde neler yaşandığını kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Tabii Kim'e çok eski bir tarihe sahip, önemli bir antik liman kenti. Günümüze kadar ulaşabilmiş, işte
az sayıda liman kentinden bir tanesi. Sikke basan ilk şehirlerden bir tanesi. Bu kentle ilgili çok eski tarihlerden bu yana bir takım çalışmalar başlatılmış. Ben bu konulara çok derinlemesine girmeyeceğim. Tahmin ediyorum benim duymadığım bölümlerde Moraya'nın bu kazı kurullarından, kazı heyetlerinden bahsetmiştir diye düşünüyorum. Onun için buraları biraz hızlı geçiyorum. Ama şunu söylemeden geçmemek lazım. Bugüne kadar burada kazı yapan gruplar içinde çok uzun yıllar kalan İtalyan kazı heyetinden birkaç cümleyle bahsetmekte yarar var. Biliyorsunuz 1986'da Sebastiano Lagona'ya başlayan kazılar uzun yıllar devam etti. 2007 yılına kadar kendisi getirdi. 2007 ve 2008 yıllarında itibaren de Antonio Lamarca'ya devretti. 2017'ye kadar da Antonio Lamarca bu işi götürdü. Şöyle kabaca bir hesap yaparsak Sebastiano Lagona 86'dan önce 82 ve 80'ler arasında Vedat İdil'le birlikte bu bölgede çalışmalara başlamıştı. Yani İtalyanların bu bölgedeki dahli hemen hemen 35 yıl gibi bir zamana denk gelir. 35 yılda bir değerli antik kentte kazı heyeti başkanlığı yapacaksınız ve ortada kültür hazinesi olarak günümüzde ortaya çıkarabileceğimiz insanların görebileceği herhangi bir şey ortada yok. Ne yazık ki yıllar itibariyle bu bölgede birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülerek kurtarma kazısı adı altında bölgede ciddi bir talan yaşandı. Yani burada biraz evvel Nemport'tan bahsedildi. Gayet tabii çok doğru. Ancak Nemport'a gelene kadar bir sürü firmanın bölgede yapmış olduğu taleple karşı duramayan idare söz konusu. Biz aslında 2008 yıllarında bu bölgede bir faaliyete başladığımızda termik santrallere karşı başlamıştı bizim platformumuzun kuruluş amacı. Fakat biz o dönemde acaba bu termik santralleri durdurmanın başka yolları var mı diye düşündüğümüzde o zaman ben kişiden olarak konu yakalmıştım. Birisi denizlerin içinde bulunan denizlerin tanrısı tabirini koyduğumuz Poseidon çayırları. Diğerisi de Kime Antik Kenti. Yani bu konuda çok fazla tevazu göstermeye gerek yok. Kime Antik Kenti'ni bir çevre mücadelesine taşıyan kişi olarak ben kendim söyleyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü 2009 yıllarında bu Kime Antik Kenti ile ilgili bilgi toplama bugüne kadar çeşitli fotoğraflar, videolar, argümanlarla bugüne kadar geldi. Dolayısıyla birazcık geçmişe dönüp buralarda neler yaşandığını bir gözden geçirmemiz lazım. Hızlıca bunlara devam edeceğim. 2017 yılında biliyorsunuz Antonio Lamarca'nın görevine son verildi. 2017'de geçtiğimiz 3 aydan daha önce kazılar İzmir Müze Müdürlüğü'nde yürütülmekteydi. Ancak 3 Haziran tarihinde, yani bundan bir hafta önce Engin Mimar Mimaroğlu Ege Üniversitesi'nden sanat tarihi uzmanı ve bölgede zamanında Güney Ayvalık Bizans dönemi yerleşimleriyle ilgili tezleri de bulunan Sinan Mimaroğlu atandığını duyumlarını aldık. Dolayısıyla umuyoruz ki bundan sonraki kazı heyetlerinin yapmış olduğu peşkeş çekme işini Sinan Mimaroğlu'yla sonlandıracağız. Zaten sunumun sonunda talepler kısmında birkaç cümleyle onlara yer vereceğim. Dolayısıyla şöyle hızlı bölgeye bakmak icap ederse Kime Antik Kenti çok doğal bir koyda bir liman kenti olarak 3000 sene evvel Ayurlerin başkenti olarak yerleşime açılmış. Daha sonra bu bölge
çeşitli kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışsa da son işte 40-50 yıldır bölgede faaliyet gösteren kazı başkanlarının gayretleriyle bugün edilmiş. Ancak biraz evvel de dikkat çektiğim gibi İtalyan kazı heyetinin kimi antik kentine vermiş olduğu ciddi tahribatı şimdiye kadar hiçbir kazı heyeti vermemiş. Dolayısıyla 35 yılı aşkın bir zaman içinde kazı yapacaksınız ve ortada sadece sanayiye peşkeş çekilen alanlar kalacak ve ortada kültürel mirasa dair çok önemli kalmayacak. Bunu dikkatli olmak istiyorum. Şimdi aslında Onursal Kazı Heyeti Başkanı dediğimiz Lamarca zamanında Sebastian Aragon'a Aliağa'da bir sempozyum yapıldığında Efes ve Bergama'yı geçebilecek büyüklükte bir antik kentten bahsediliyor. Kime için? Yani Efes'te Bergama'yı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne kadar büyük antik kentler olduğu. Kimenin bir arkeolog, bir kazı başkanı tarafından o kentten daha büyük bir alanda daha önemli bir yer olduğunu kendisi ifade ediyor. Ama ne yazık ki böyle önemli bir kenti de sanayinin kirli ellerine peşkeş çekmekten geri kalmadı. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bu tabii zaman içinde kimenin bu büyük yerleşim planı Bahadır, bir saniye izin verir misin? Meri hocam rica ediyor. Acaba kapatıp tekrar girmesi mümkün mü? Biz diyor görüntüyü göremiyoruz diyor ama bilmiyorum mümkün olur mu kapatıp tekrar girmek? Meri hocam değerli arkadaşlar, genel bir sorundan bahsediyor anladığım kadarıyla. Genel sorun Meri hocamın mesajı var sadece. Meri hocam sıkıntı yaşıyor. Ama genel olarak ya sanıyorum Meri hocamın bulunduğu alanda internetle ilgili bir sorun var. Girip çıksa da aynı şey oluyor. Çünkü sesi de çok yankılı geliyor. Bence tamam. Bahadır devam etsin. Bence de herhalde evet. YouTube'dan belki daha sonra izleyebilecek Meri hocam. Tamam. Kesin teşekkürler. Sonra. Devam edelim ben. Tabii zaman içinde bu sanayi baskısıyla kimi antik kenti ne yazık ki küçültülerek dar bir alana hapsedilmiş vaziyette. Biz tabii 2009 yılında bunu tespit ettik sonra bir takım girişimlerde bulunduk. Ancak her zaman olduğu gibi bölgedeki sanayi tesislerinin büyüklüğü ve ağırlığı bizim sesimizin çok fazla yankılanmasına engel oldu. Dolayısıyla bu bölgedeki limanlar, termik santraller, LPG dolum tesisleri ve diğer endüstri tesislerinin zaman içindeki talepleriyle kimi antiklerinde yok edilmesi sürecine başladı. Aslına bakarsanız kimi antik kent, Kültür Bakanlığı antik kentler listesinde dahi adı geçmiyor. Yani yok sayılıp yok edilmek isteniyor. Dolayısıyla bugün gelinen noktada Port'un liman tevsi inşaatı ile ilgili yapmış olduğu girişimi biz hiç yadırgamıyoruz. Nemport bunu ilk defa da yapmıyor. Nemport idari bina zaman biraz sonra onların resimlerini de göreceğiz. Nelerle karşılaştık onlardan bahsedeceğim kısaca. Tabii ki ve antik kenti bu limanların etkisiyle sonuçta benim ilk olan eğer takip edilebiliyorsa çok küçük dar bir alana sıkıştırılarak sadece adı korunma şartıyla bugünlere gelindi. Kiminin bu büyüklüğü aslında ben Aliağa'da yapılan pozyumda bizzat kulaklarımla duydum. Daha önce bunları aslında araştırmalarımızda biliyorduk ama sempozyumda kazı başkanlarının ifadelerine göre bugün Biçerova'da faaliyet gösteren dört bacalı
doğalgaz termik santralinin altında kimenin antik İzmir Karayolu olduğunu orada öğrenmiş oldum. Demek oluyor ki Çakmak dahil Kozbeyli sınırlarından tutarak yolu ve bugün Peltim Limanı'na kadar olan çok geniş bir alanda çok önemli bir antik kenti. Biz ne yazık ki çok sınırlı, çok küçük. Sadece adını yaşamak üzere hapsetmiş durumdayız. Tabii durum aslında içler acısı. Çok önemli kayıplar burada söz konusu. Fakat bizim yapmış olduğumuz girişimler çok da fazla netice almadı. Hatta 2010 yılı eğer yanlış hatırlamıyorsam ya da 2011 yılında Hollanda'da bulunan uluslararası kültürel miraslara sahip çıkan sivil toplum örgütü olan Europe Nostra'ya bir mektup, birkaç görsel göndermiştik. Hatta o dönemde Gianni Perbelini, İtalyan bir arkadaş vardı Europe Nostra başında. Fakat bizim göndermiş olduğumuz yazılara da, görsellere de herhangi bir cevap alamadık. Tabii bu çok üzücü bir durum. Bu görselde biraz evvel bahsetmiş olduğum sarı renkli, daha evvel Akdeniz Kimya'nın sahibi olduğu Nemport, eğer yanlış bilmiyorsam şu anda OYAK bünyesinde, sarı renkle iskelenin uzunluğunu görüyorsunuz. Bu sarı renk bittiğinden sonra burada bir yol geçiyor. Bu yoldan sonra burada iki tane arazi görünüyor. Bunun bir tanesi idari bina yapılmak için müracaatla İzmir Müdürlüğü'ne, İzmir Müze Müdürlüğü'ne müracaatla burada bir idari bina yapılmak istendi müracaat. Biz de o dönemde bunu duyarak gittik, bölgede araştırma yaptık. O anda İzmir Müzesi'nden bazı heyet orada kazı yapıyordu. Oradan çekilen bazı görüntüleri biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Tabii burada biraz evvel söyledim. LPG dolum tesisleri, işte kömür depoları, efendim limanlar, termik santraller, bunlar hepsinin etkisi küçültüldü. Burada gördüğünüz Kime Antik Kenti'nin deniz tarafından çekilmiş bir görüntüsü. Arka tarafta işte rüzgar santralleri var. Sağ tarafta termik santral bacası, biraz sonra göreceğiz. Buradaki panoların üzerinde aydınlatıcı bilgiler vardı. Biz zamanında onların resimlerini çekip arşivimize koymuştuk. Şimdi tabii sahipsizlikten o panoların üstündeki levhalar da uçtu. O zaman terk edilmiş. Hıçkırıklarla ağlayan bir antik kentle karşılaşıyorsunuz. Ben tabii buralarda yazılanlara çok detaylı olarak girmiyorum. Çünkü 2010 yılında Ege Çep'in ilk bileşeni olduğumuzda bileşenler toplantısını Foça'da yapmıştık ve bütün heyet olarak Kime Antik Kenti'ne bir gezi düzenleyip buradaki eserleri hep beraber yerinde görmüştük. Yani Kime Antik Kenti'nin aslında gerçekten çığlıklarla ağladığını, oraya gittiğinizde o etrafındaki sanayi tesislerinin gürültüsüyle hissedebiliyorsunuz. Bakın bu duvar dibinde bir boru hattı var. Şimdi biraz sonra Nemport Limanı'nın idari binasının orada aynısını göreceğiz. Bu Nemport idari binasının olduğu yer Kime yerleşkesinin en yüksek bölgelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu alan, Nemport idari binasının olduğu yerde bir su deposu ve oradaki su deposunun belki de idare eden işte görevlerin olduğu temelleri olan bir yapıyla karşılaştık. Orada bazı nekropolleri de gördük bu kazı esnasında. Bu Kime Antik Kenti'nden çekilmiş olan bazı nekropoller. Hem de tabii yüzlerce, belki de daha fazla kime fotoğrafı ve belgesi var. Ancak bu sefer sadece bazıları ilave edebildik. Biraz evvel bahsetmiş olduğum Ali Ağa ile ilgili yapılan sempozyumda bu kurtarma kazısı adı altında yapılan ve güya kurtarıldı denilen bazı objelerden örnekleri dikkatli sunmak istiyorum.
Bu İDŞ kazılarının içinden çıkan objeler. Aslında İDŞ limanına giderken göstermelik bir tane nekropol üstü kapatılmış, güya koruma altına alınmış gibi gösteriliyor. Demek olur ki o soğutma su boruları nerelere takip ederek gitti. Aslında biz bununla ilgili İzmir Enerji Termik Santrali ile ilgili açmış olduğumuz davada çok önemli bir dosya hazırlamıştık. Ömer Özyiğit hocam sayesinde. Onu da mahkemeye sunduk. Bu objelerin çoğu zaten o mahkeme dosyasında da sunulmuş heyete. Fakat ne yazık ki 3 defa kazanmamıza rağmen 4. davada bilir kişi keşfine dahi katılamadan davayı kaybedip böyle bir sıkıntı yaşadık. Ancak ben kaybedilen davalarda da birer kazanım olduğu görüşüyle şunu ifade etmek istiyorum. Davaların kazanılması illaki gerekmiyor. Çünkü Türkiye'deki çevre hukukunda çok önemli içtihatlar oluşuyor. Çok önemli tarihe notlar düşüyor. Bilirkişi raporlarının vermiş olduğu raporlar mahkeme kayıtlarında yazılı olarak kalmak durumunda. Belki biz bunların semeresini görmesek bile bizden sonraki nesiller bunu kullanacaktır diye düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz resim de biraz evvel bahsettiğim iskelesinin idari binasının yapılmak istendiği alan. Burada çalışanlar da genelde bu bölgedeki köylerden değil, Manisa'nın köylerine getiriliyor ki burada çıkanlarla ilgili sohbet bu bölgede yapılmasın, burada yayılmasın diye. Ne yazık ki böyle de bir özel seçim var. Bakın biraz evvel su kanallarından bahsetmiştim. İşte o su kanallarının bu idari binasının yapıldığı yerde de görüyoruz. Şehrin su şebekesi buradan besleniyor. Ama bu kadar önemli yapılar idari binaların altında peşkeş çekildi. Birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmek suretiyle. Bu bölgede temel kalıntılar ve nekropoller bizzat bizler tarafından tespit edilmişti. Burada bakın bu benim resmim. Özellikle bunun çekilmesini istedik ki hani kulaktan dolma sağdan soldan duyulmuş belgeler olmasın diye. Burada çalışanlar köylerinden gelen arkadaşlar ve ellerinde karma kürekle burada kıl yaptılar. Çok acı şeyler yandı bölgede. Bunlar da gene o zamandan kalan görüntüler. Bakın temel yapıları çok net olarak gözle görülüyor. Ne yazık ki bunun üstünde şimdi bir idari binası var. Şimdi bu idari binasının yanına yeni bir kamyon deposu veya konteyner deposu yapılmak istendi. Ve onu da yaptılar. Hatta biz 2009 yılında FOÇEP kurduğumuzda Şehir Plancılar Odası kurucularından Tuncay Karaçorlu da o zaman bizim platformumuz içindeydi. Ve platformun kültür komisyonuna Tuncay'a aslında FOÇEP olarak kimle ilgili görev verdi. O zaman başka arkadaşlarımız da vardı bu komisyonun içinde. Öngül vardı, Tuncay vardı. Bunlar kültür komisyonu olarak FOÇEP içinde kimeyle ilgili çalışmalar yapacaklardı. Tuncay o günden bugüne kimeyle ilgili aslında çok önemli işler yaptı ve bunu bir görev edildi. Daha sonra doğal ve kültürel yaşam girişimi adı altında bir platform kurdu ve onun sözcülüğünü yürütüyor. Bu alanda Tuncay'la bir başlaması yaptık. O zaman idari binasının yanındaki alan kapatılırken ve o anda da bir kazı çalışması vardı bölgede. Bu limanın müdürü daha evvel 2014'te Foça'da belediye başkan aday adaylarından bir tanesi liman müdürü olarak görev yapıyordu. Orada bizi görünce endişeye düştü ve biz basın açıklaması yaparken kamyonların kornaları almak üzere bize engel olmaya çalıştı. Böyle ucuz işlerle de uğraştık zamanında. Ama ne yazık ki bunlar Kim Antik Kenti'nin yok olmasını engelleyemedi. Biz sadece gücümüz ölçüsünde bazı girişimlerde bulunduk. Bu işte Nemport'un bitmiş olduğu iskele binası. Sol tarafta yolu görüyorsunuz. Yolun sol tarafında da şu anda bir idare binası ve depolar var.
Bu kimi antik kentin kıyıya yakın olan bölgesinde olan taşlardan, kimi antik kentinden bakıldığında görünen işte bu sanayi tesisleri. Şimdi bu bütün bunlar olduktan sonra geçtiğimiz yıl Nemport bir liman tesisi inşaat müracaatında bulundu. Biraz evvel sevgili Nurhan Feyvan da bahsetmiş oldu. Bu çalışmalar işte birinci derece, üçüncü derece cümle süreçleri bazı girişimler oldu. Ne yazık ki denizin içindeki antik eserler traktörlerle kıyıya çekilerek bu su tankların içine depolandı. Ben tabii yaklaşık bir 5-6 aydır bölgeye gitmiyorum. Şu anda bunlar duruyor mu durmuyor mu ondan bile haberim yok. Ama biz gittiğimizde bunları görüntü olarak kaydımıza alıp arşivimize koymuştuk. Burada da yine arkadan benim resmimi görüyorsunuz. Orada bulunduğumuz ilgili bilgi olsun diye. Biraz evvel de söyledim. Günümüze kadar ulaşabilen 3-4 antik liman kenti diye. Gerçekten denizin içinde liman taşlarını gözünüzle görebileceğiniz çok değerli bir antik kent. Burada antik kentten gelen bir görüntü. Arkada bize göre hukuksuz çalışan termik santralin bacası görünüyor. Tabii burada söylenecek aslında çok fazla şey var. Fakat benim en çok beğendiğim tabelalardan bir tanesi budur. Kentin tam giriş kısmında sahilde kaza alanında piknik yapmak ve avlanmak yasaktırlar. Bu tabela buradan çıkarılacak diye ödüm kopuyor. Yani bölgede limanlar, termikler, efendim LPG dolum tesisleri, ithal kömür depoları, ithal yurda depoları, her türlü şey yapmanın serbest olduğu bir bölgede piknik yapmak ve avlanmanın yasak olduğu benim çok hoşuma giden bir görseldir. Bunları da arşivimizde saklamaya devam edeceğiz. Bu gene su kanalları biraz evvel gösterdiğim onlardan bir parça. Şu anda bu Nemport tepsi inşaatı ile halen derdest olan bir dava var. Dün Ali yerel basınında bir haber düştü. Bülent Pınarbaşı'nın yapmış olduğu bir haber. Ali Ağa Belediye Meclisi'nde 1000'lik böyle 5000'lik planlarda aslında bir değişiklik talep edilmiş şirket tarafından. Fakat komisyona havale edilmiş. Komisyonda derdest olan davalar ve durumda biz ifade edilerek komisyonda geri çevrilmesi kararlaştırılmış. Ancak bu salgın sürecinden sonra meclisin açılmasıyla geçtiğimiz hafta Ali Ağa Meclisi'nde ne yazık ki bu kabul görerek büyük bir infial neden olmuş. Bülent Pınarbaşı'da yazısında bunu çok net olarak ifade ediyor. Hatta başlığını da kimi kaç araç eder diye koymuş. Ama ki firma belediye bazı araçlar almış herhalde. Onun karşılığında da böyle bir karar çıkmış. Biraz evvel bahsettiğim sikke üreten antik kentlerden birisi diye bahsettiğim bu sikkelerden bazı görüntüleri de dikkatlerinizi sunmak istiyorum. Dolayısıyla gerçekten çok içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bizim bölgede zaman yapmışız. Bir takım çalışmalar içinde bazı videolar, bazı görseller de hazırlamıştık. Bunlar tabii şu anda sesli olduğu için buradan yansıtamayacağım. Zaten süremde hemen hemen sonuna geldiğimi fark ediyorum. Yani bu bölgede gerçekten çok büyük bir talan söz konusu. Sonuç olarak şunu belki Kültür Bakanlığı Antik Kentler listesinde dahi adı geçirilmeyen kimenin çok acil olarak Kültür Bakanlığı Antik Kentler listesine dahil edilmesi bizim bir talebimiz olarak yıllardır söylediğimiz bir konu. Burada tabii yerel yönetimlerle birlikte aslında belki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu kültürel miraslara sahip çıkmak için belki müze müdürlüğü ve kaza heyetiyle birlikte bir komisyon kurularak bu antik kentlere sahip çıkılabilir. O biraz düşünülebilir. Bu bölgedeki sanayi gelişimi
tesis yatırımları dahil bir an önce durdurulmalıdır. Bir de bu yeni atanan kazı heyeti başkanı olarak atanan arkadaşımla da aslında çok önemli bir görev düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılanların aksine bu kültürel mirasa sahip yüzüne çıkarılması ve bizden sonraki nesillere ulaştırılması için elinden gelen gayreti göstereceğine inanarak sözlerime son vermek istiyorum. Daha sonra cevap olursa katkı koymak isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Halim Hanım buyurun. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Bahadır. Gerçekten çok önemli bilgiler ve görseller paylaştın bizimle. Değerli arkadaşlar, şimdi de katılan arkadaşlardan belki Nuray Hanım'dan bazı katkılar ya da sorular gelebilir. Söz almak isteyen arkadaşlara 10-15 dakikalık sürede değerlendirelim, birlikte konuşalım. Erhan söz almak istemiş. Buyur Erhan. Hem Bahadır'a hem Nuray Hanım'a çok teşekkürler, çok değerli bilgiler aktardınız ve KİME ile ilgili ufkumuzu açtınız. Ben Nuray Hanım'a bir sorum var. Şimdi burada kazı yapan heyetin içerisinde yer aldınız. Bu kazıları planlarken neye dayanarak planlıyordunuz? Yani nereyi kazacağınızı hangi kriterlere göre belirliyordunuz? Bunu şu açıdan soruyorum. Arkeojeofizik diye bir bilim var biliyorsunuz. Kazı yapılmadan evvel alanın jeofizik olarak taranmasıyla kazının daha böyle noktasal olarak yapılabilmesi, tam doğru yerinde yapılabilmesini sağlıyor. Böyle bir arkeojeofizik çalışma yaptırdınız mı? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun Nuray Hanım. Ses kapalı sanırım. Ses kapalı sanırım. Sesi duyamıyoruz Nuray Hanım. Kulaklık var. Şimdi. Tamam. Şimdi iyi. Evet. Çok özür dilerim. Kulaklık takmıştım. Fark etmemişim. Ben de zaten söz almak istemiştim. Bahadır'ın söylediklerinden de bir iki not aldım ben. Ses çok kesik kesikti ama umarım doğru anlamışımdır Bahadır'ın söylediklerinde. Öncelikle çok güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Şimdi Erhan Bey'e önce cevap vereyim. Sonra da Bahadır'la ilgili aldığım notlardan bahsedeyim. Şimdi Erhan Bey, müzeciler böyle durduk yere hani gidelim şurada kazı yapalım diye bir faaliyette bulunmazlar. Yani bu daha çok bahsettiğiniz şey üniversitelerin işidir. Herhangi bir yerde kazı yapacakları zaman yani antik kent kazdıkları zaman jeofizik yöntemlerini kullanır onlar ama müzenin böyle bir lüksü zaten yok. Ki kaldı ki müzeler zaten onlara gelen kurul kararlarıyla yaptıkları kazılardan başlarını alamıyorlar. Şimdi az önce Bahadır'la da birleştirip şey yapacağım, yanıtlayacağım bu sorunuzu. Şimdi Bahadır şöyle bir cümle kullandı, oradaki kurtarma kazılarında güya kurtarıldı bu eserler diye bir cümle kurdu. Ben anlıyorum bu tepkileri. Ancak eğer bu kazılar müzeciler tarafından yapılmamış olsaydı hiçbirimiz bugün Kümelilerin nasıl bir toplum olduğu hakkında bilgi sahibi olamayacaktık. Yani bu tepkiyi anlıyorum ama buradaki asıl sıkıntı müzecilerin burada kazı yapması değil. Buradaki sıkıntı bu kazıların müzelere bu amaçla yaptırılması. Yani sanayi firmalarına hizmet amacıyla yaptırılmasında. Yani müzeciler bütün bu süreç içinde arkeolojik verileri canla başla en sağlıklı şekilde çıkarmaya çalışan ayağıdır. Eğer müzeciler neden bu kazıları yapıyor o zaman diye soracak olursanız yani böyle bir talanın içinde kurul tarafından verilen kararları ve kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Hiçbir müzeci de kazdığı alanda buluntu çıktığı zaman raporunda burada inşaat faaliyetleri açılsın demez. Böyle bir örnek yoktur. Dolayısıyla bunun sorumlusu burada kazıları yapan müzeciler değil,
O raporları değerlendiren koruma kuruludur. Bunu Bahadır'a not düşmek için söylüyorum. Erhan Bey'in sorusuna dönecek olursam aslında birleştirmiş oldum yanıtı da. Kurul kararları geldikçe bu kararlara istinaden ve firmaların, kişilerin talepleri üzerine kurul kararları alınır. Bu kurul kararlarından sonra da iki tane uzman görevlendirilerek orada kazı yapılır. Yani işte böyle bir arkeofizik çalışması yaparak şurayı kazalım, burayı kazalım gibi müzecilerin hani zaten böyle bir lüksü yok. Zaten mevcut durumda ben İzmir Arkeoloji Müzesi olarak özelinde söyleyeceğim ama bütün müzelerde durum böyle. Ne vatandaşın talepleriyle baş edebilir müzeler, ne firmaların talepleriyle baş edebilir. Ama sonucunda gidip bu kazıyı yapmak zorundadır. Çünkü yasalar böyle öngörür. Sonuçta yaptığınız kazı da bir kurtarma kazısıdır. Gerçekten kurtarma kazısıdır. Yani dünya kurtarmak değil, gerçekten kurtarılır eserler. Ama sonucunda mesela İDÇ'yi örnek vereyim ya da işte Habaş'ı örnek vereyim. Habaş'taki uzmanlar bu kazıları yaptıktan sonra oradaki işte zeytinyağı işliğini, işte villa yapısını çıkardıktan sonra sanıyor musunuz ki burada işte bunun üzerine hattehane yapılsın ya da elektrik santrali yapılsın diyor. Onların işi sadece buradaki eserleri ortaya çıkarmaktır ve buluntular şunlar şunlar çıktı der. Şimdi siz böyle bir rapor yazdığınız halde kuruldaki üyeler olsanız ne karar alırsınız? Buranın koruma altına alınması kararı alırsınız. Ama ne yazık ki özellikle bastırarak söylüyorum 2 numaralı kurul, umarım bu onların da duyacağı şekilde yansır. 2 numaralı kurulun kararları buluntu da çıksa, uzman istediği kadar bas bas bağırsa da burada aldıkları karar üzerinin kapatılarak, tıpkı işte başka örneklerde olduğu gibi üzerinin kapatılarak üzerine firmayı memnun edecek kararlar almasındadır. Asıl sıkıntı budur. Bunun dışında ben Bahadır'ın söylediği bir şeyden daha bahsedeceğim. İşçilerin Manisa'dan geldiğinden bahsetti, doğru anladıysam. Benim bunca yıl, 17 yıl boyunca zaman zaman Ali Ağa'da kazılarda çalıştım ve kesintisiz olarak İDÇ'de 4 yıl çalıştım. Ve size çok açık söyleyeyim, biz Manisa'dan hiç işçi getirmedik. İşçilerin hemen hemen tamamına yakını Asarlık'tan gelir ve varsa Ali Ağa'dan gelir. Manisa'dan böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Bunu da belirtmek isterim. Bir de doğru anladıysam yeni kazı başkanından söz ettin sanki Bahadır ama o kısmını gerçekten tam olarak anlayamadım. Çünkü çok kesildi şey o süreçte. Böyle bir kazı başkanı mı var, yeni bir kazı başkanı? Ben de bu bilgiye sahip değilim. Çünkü İtalyanlardan kazı alınıp benim bildiğim kadarıyla müze müdürlüğü başkanlığına verildi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Nuray Hanım, bu samimi açıklamalarınız çok yararlı oldu. Bunda Bahadır'ın şey söyleyebileceğini düşünüyorum ama belki bir yani evet. Buyurun. Buyurun Bahadır. Ben birkaç cümle katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz İzdemir Termik Santrali için açmış olduğumuz, daha hazırlamış olduğumuz çok önemli, çok detaylı bir rapor. Burada İDŞ kazılarında sıkıntılar yaşandığı detaylı şekilde, yani bizim mutluluğumuz tercih dövmek, hücum yemek. Yani biz burada aslında kimse suçlamış. Dolayısıyla bu dönemde çok önemli dikkat çekti. Burada aslında şirket talep ettikten sonra kurtarma kazıları yapılıyor. Birinci derece temeller, birinci derece körlük eserler varken bunlar nasıl oluyor da içindekiler alındıktan sonra tamam biz içindekileri kurtardık şimdi üstüne inşaat yapabilirsiniz diyerek birinci dereceden üçüncü dereceye düşürüyor. Benim sormak istediğim bu. Yoksa ben bu konu uzmanı değilim. Sadece dışarıdan bu mevzuya ve gidip gelip orada tespitler yapıp fotoğraflar çekip arşivimi bunları takip
olarak bugüne gelen bir vatandaş olarak herhangi bir şey. Ama şunu söyleyelim çok rahatlıkla. Kimi antik kentlerin ne yazık ki etrafını saran sanayi tesisleri yok ediyor. Söylemek bizim en doğal hakkımız. Burada çok detaylı ufak tefek cümlelere takılmamak gerekir. Ben aslında sevgili Nuray'ı biraz dinlerken anlayamadım. Ama ben resim çekimde orada gördükleri insanlar kendi uçtuk insandan geldiklerini kendi ifade ettiler. O İDH kazısı değildi, port kazısıydı. Ben İDH kazısıyla ilgili zaten ifadede bulunmadım. Bu sadece bunu açıklayalım. Evet, sanıyorum anlaşıldı. Biraz ses kesilmekle birlikte. Buray Hanım, sizin konuda söylemek istediğiniz bir şey. Buraya söz istedi bu arada. Halime, ben de söz istedim. Uzun zamandır elim kalkıp görmüyorsun. Ha, özür dilerim. Ben mesajlara takıldım da biraz şimdi evet şeye odaklanayım. bir saniye lütfen. Şimdi ellere odaklanayım o zaman. Oya'dan sonra size söz vereyim. Nasıl yapayım? Oya, buyur lütfen Oya. Daha sonra ben el kaldıran arkadaşları takip edeyim. Tamam. Tamam. Görünüyorum galiba. Yok. Evet. Merhaba. Şimdi görün. Tamam. Süleyman'cığım kadınlara Spotify'ın görüntü yapıyor. Şimdi ben hem Nuray hocamı hem Bahadır'ı dinledim. İlk konuşmalarını dinledim. İkinci konuşması da Bahadır'ın çok iyiydi yalnız şeyler. Ama çok büyük emekle çok iyi bir şey hazırlamışsın Bahadır. Tebrik ederim yani. Bir de mesela ben bile Bergama kadar büyük bir kent olduğunu Kümen'in bilmiyordum. Ki Aylay'ı falan gitmiş bir insanım yani şeyle Şükrü Türle falan. Kümen'i de birlikte gezmiştik biliyorsun Bahadır senle. Şimdi biz bu iki numaralı koruma kurulunu Alyanoy konusunda çok iyi biliyoruz. Önünde defalarca basın açıklaması yaptık. Bunlar korumama kurulu şeklinde davranıyorlar. Yani tabii şu da insanın canını acıtıyor. Bu ülkenin kültürel zenginlikleri sadece su altına gömülmüyor. Yani üstüne başka şeyler yapılarak da yok ediliyor. Alyanoy ile ilgili duruşmada DSİ'nin avukatı biz binlerce antik kentin üstüne baraj yaptık demişti. Ben o zaman dehşete düşmüştüm. Yani sadece baraj yapılarak değil, böyle gün yüzüne çıkması engellenerek de kültürel varlıklarımızın yok edilmesi çok üzücü tabii. Daha aktif neler yapabiliriz? Belki bunları konuşmak, belki bu konuda biraz daha düşünmek, akıl yürütmek gerekiyor diyorum. Çok teşekkürler ediyorum bu güzel panel için. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Oya. Şimdi Süleyman Er Yılmaz arkadaş da söz. Evet, ben de Oya'ya hemen düştüm. Oya'nın söylediklerini dinleyemedim ne yazık ki, ama hemen söyleyeyim. Oya, sen benim için her zaman önümdesin yani. Önceliğim var. Bunu hemen söyleyeyim. o arada tam o arada düşmüşüm. Ben şunu bir kere sizi kutlayarak başlamak istiyorum. Böyle bir çalışmayı EGÇEP'in önüne koyması ve bu konuda çalışmaya başlaması bizim için çok değerli. Hem iki konuşmadan da ben çok şey algıladım. Biz şu anda Burçep yürütmesinden 3 arkadaşımız buradayız. Nedeni de şu: biz Burhaniye'de bu ekolojik meseleler üzerine mücadele yürütürken aslında burada da bir antik kentin olduğunun farkındayız. Hem bunun nasıl ayağa kaldırılması ve bu konuda neler yapabiliriz'in tartıştırmak, kendimizle araştırmak için de çok yararlı oldu. O yüzden hem Nuray'ın hem de Bahadır'ın bir biçimiyle bu konuda bizi bilgilendirmesini
çok arzu ediyoruz. Çünkü burada da çok önemli bir alana kapsıyor. Ne yazık iyi ki sanayi tesisleri yok. Yani ama denize çok yakın ve dolayısıyla deniz kenarında ve dolayısıyla çok büyük bir rant alanı olarak duruyor. Uzun yıllardır korunmuş şimdilik ama insanların zaman zaman işte buradaki sit alanının derecesini düşürerek burada çok katlı yapılar yapmaya heveslendiğinde duyuyoruz, biliyoruz. O bakımdan da çok yararlı oldu. Ekoloji meselesi biz aslında bunu düşünürken de aslında kültürel olarak buradaki antik kentin ne kadar büyük bir kent olduğu da söyleniyor. Çok ilginç aslında. O bakımdan çok yararlı bir toplantı oldu. Bunu ifade etmek istedim. Hem Nuray'a hem Bahadır'a çok teşekkür ediyorum. Aslında Bahadır'a da bir öz eleştiride bulunmak istiyorum. Çünkü Bahadır ben tanıdığımdan beri Kibe üzerine hep sözü ne zaman Foça'ya getirsek ilk başta o antik kentten söze başlardı. Biz hakikaten biraz kulağımızın arkasıyla dinlemişiz bu meseleyi. Ancak geçen sene benim de katıldığım FM Çukuru'ndan Çanakkale'ye doğru yürüyüşte kenti görünce, antik kenti görünce aslında Bahadır'ın ne kadar büyük bir çaba içerisinde olduğunu farkına vardım. O zaman söyleyememiştim. Bahadır'cığım şimdi söylüyorum. Çok haklısınız ve bu konudaki çabaların da yürütülmesinde yarar var. Ama tabii çok kötü bir yani çok kötü bir sanayileşme var. Ancak Ege Çep'in bu işi öncülüğü alarak Nuray'ın da söylediği gibi burada insanları harekete geçirme konusunda çaba sarf etmesi çok önemli diyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Süleyman. Arkadaşlar müsaade ederseniz ben de bir şey söylemek istiyorum. Peki hem Nuray Hanım'a hem de Bahadır Bey'e sormak istiyorum. Bu saatten sonra ne yapabiliriz, ne yapılmalıdır? Küme için ne gibi bir yol izlenmelidir? Kümeyi en azından bu saatten sonra bir nebze olsun koruyabilmek adına. Ben söz alayım. Ben küme için hiç vazgeçmeden eylemlilikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu süreçte bu söylediğim fiziki anlamda çok zor ama her zaman fiziki anlamda olması gerekmiyor. Çok çeşitli yöntemleri var. Aslında Aliağa'da yaptığımız toplantıda bir takım kararlar almıştık ama sanırım onları çok pratiğe geçiremedik ya da ben bilgi sahibi değilim, bilmiyorum. Ama bence asıl önemli olan hiç vazgeçmemek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bahadır arkadaşımızın bu konuda söyleyeceği şey var mı acaba? Bir önerisi, nasıl bir yol izlemeliyiz? Bahadır beni duyabiliyor musun? Mikrofonun kapalı bu arada. Mikrofonların da neler yapılması gerektiği ile ilgili 4-5 madde sıraladım. Tekrar düşmek istemiyorum. Ben anlayamadım arkadaşlar. Siz duyabildiniz mi Bahadır'ın söylediği? Sevgili Halime. Efendim. Şöyle. Evet. Sesin geliyor mu şu anda, iyi mi? Şu anda duyabiliyorum. Az önce ben hiç anlaşılmadı. Ben konuşmamın sonunda taleplerimi dile... Tamam. Konuşmamın sonunda zaten taleplerimi dile getirmiştim. Tekrar düşmek istemediğimi söyledim ama kısaca söyleyeyim. Kültür Bakanlığı adı geçiyor. Yani yok edilip yok sayılmadı. Evden bir de Kimen'in Kültür Bakanlığı Antik Kentler Listesi'nin adının yazılması lazım. İkinci olarak yerel yönetimlerin içinde bulunduğu tekrar bir ortak yapı kurularak İzmir Müze Müdürlüğü
Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgenin dünya mirasına kazandırılması gerektiğini söyledi. Sanayi gelişiminin derhal durdurulması, kapasite artışına dair bölgeye hiçbir endüstri tesisinin yapılmaması lazım diye söyledim. Meslek etiğine bağlı kalarak bugüne kadar 35 yılı aşkın yaptığının tersine yeni kadı başkanının meslek etiğine bağlı kalarak kültürel mirasları gün yüzüne çıkarmak için bugüne kadar yapılanların tersine bir kolayışla bu kazının iyi bir şekilde yönlendirilmesi ve artık sanayi peşkeş çekilmek yerine kültürel miraslara gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca biraz evvel yine söylemiştim. Avrupa'da bulunan Hollanda'daki Europe Nostra'yla belki bir ilişki kurularak Kimantik kentinin onlar tarafından bilinmesi sağlanabilir ve uluslararası boyutta taşıyabiliriz. Biz İzmir'in enerji termik sanayi olduğumuz dağında hiç hukuk yolunu tüketerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konuyu götürmüş idik. Belki orada Europe Nostra ile birlikte uluslararası kazanabilirlik göreceklerim bunlar. Evet, teşekkür ediyorum Bahadır. Az önce de bunları tabii ki söyledin ama ses de kesintili geldiği için çok iyi anlaşılmamıştı. Bir kez daha söyleyerek bunu pekiştirmiş oldun. Bu nedenle teşekkür ediyorum. Şimdi başka söz almak isteyen arkadaş var mı diye bakıyorum. Erol demiştim hocam. Ben vardı galiba. Sanmıyorum söz vardı. Almak istiyorum. İsmail Hakkı Bey istemiş. Ben de varım Erol Çırak hocam. Evet, onları ben takip etmeye çalışayım, biraz zorlanıyorum. Evet, İsmail Hakkı Bey'i daha önceden görmüştüm. Lütfen buyurun. Daha sonra sırayla arkadaşlara söz verin. İsmail Hakkı Bey, duyuyor musunuz? Mikrofonunuz kapalı. Kameranızı da açabilirsiniz, mikrofonunuzu da. İsmail Bey, duyuyor musunuz? Arkadaşımızın hem kamerası hem mikrofonu kapalı. O zaman onunla iletişim nasıl kuracağız? Bakıyorum. Ben arayayım Halim Hanım. Başka konuşalım. Arayın. Bu arada Erol Çırak, Erol mu istemişti söz? Erdoğan Bey arayıncaya kadar Erol'u dinleyelim o zaman. Buyur Erol. Diyorum arkadaşlar, böylesine tarihi, kültürel bir varlığın üzerine Geçep'in yaptığı bu etkinlik beni de çok heyecanlandırdı. Öncelikle o duygumu, hislerimi iletmek istiyorum. Nuray Hanım'a ve Bahadır kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Böylesine hakikaten bir ülkenin tarihsel, kültürel zenginliğinin açığa çıkması, korunması, mücadelesindeki gayretleri için bizi aydınlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şöyle heyecanlıyım. Biraz önce Süleyman arkadaş da söyledi. FM Çukuru'ndan Kaz Dağları'na yürüyüşünde o süreçte ben de katılımcı olarak vardım. Halim Hocam hatırlarsınız. Kentini o zaman görmüştük. Yine Nuray arkadaş sağ olsun bize orada o ön bilgileri kısa da olsa vermişti. Keza Bahadır arkadaşımız da aynı bilgi paylaşımını aynı heyecanla vermişlerdi. Ve benim ondan sonra dönünce bu Kime Antik Kenti ile ilgili hatta şu anda ekranımda da açık dönüp tarihe bir bakmak istedim. Yani söylenen o antik denen kavram nedir? Neyi ifade eder? O 3000 yıllık bir kentten söz ediyoruz. Dünyayı, Avrupa'yı gezdiğimiz zaman kendini çağdaş ya da gelişmiş ekonomiler, ne diyeceksek artık burjuva devletleri, tarihleriyle tarihi zenginlikleriyle öncelikle anılıyor. Örneğin bir İtalya kenti yukarıdan aşağıya uluslararası koruma altında bütün kentleri korumuşlar savaşlara rağmen. Şimdi öyle antik bir şeye oturan Anadolu toprağı,
İşte şu beni şaşırtan ve heyecanlandıran bir şeydir, üçgendir. İşte Efes'ten, Aliona'dan, şeyden bile güçlü bir eski ve büyük bir kent olduğu Kime kentinin. Bütün bu varlıkların hemen yanı başımızda, burada Aliağa'da, Ege'de olması hakikaten büyük bir kıymet. Ve bu kıymeti, bu kıymet bilmezlerin 20 yıldır, 18 yıldır idare ettiği bir ülkede o çirkin kapitalist sanayileşme adına her şeyi yok ettikleri gibi bu antik kentinde parça parça aynı farenin üfürerek kulak yediği gibi parça parça antik kentin üstüne konma, o tarihin üstüne maalesef konma süreci devam ediyor. Hatta bu ayıbı bu hükümetlerden beklemek çok mümkün. Çünkü cenazeleri asfaltın altına gömebilecek kadar densiz hale gelmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi ben hani duygularımı böyle paylaştıktan sonra bu mücadelenin, Bahadır arkadaş çok güzel, şimdi iyi de bu tepki bir mücadeleyle oluyor. Ve inatla bu mücadeleyi takip ettiğimizde başarı ancak mümkün oluyor. Bunun nüveleri de var. Ben en azından o heyecanı duyan, hisseden bir arkadaşınız olarak bu verilen mücadelenin her aşamasında da olmak kavlindeyim. Onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Bu ülkenin değerlerini bu kadar hacamat ettirmememiz lazım ama gücümüz bu kadar, elimizden gelen bu kadar, ama bir şey var ki inatla bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir dezavantaj da yaşıyoruz. Mesela tarihine dönüp baktığımda 79'lu yıllarda belediye başkanı, o zaman bugünkünden daha sosyal olduğuna inandığımız belediye başkanlarının olduğu dönemde, o kazıların ivme kazandığı dönemleri gördük. Dolayısıyla şimdi iktidar belediye başkanından başlıyor. Yereldeki iktidar o kültürel zenginliğin, tarihsel zenginliğin o ilçeye, kendi beldesine neler kazandıracağını tasavvur edemiyorsa mücadele orada sekteye uğruyor. İlk anda orada sekteye uğruyor diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım. Sıralanan o hukuk yolları ve Büyükşehir Belediyesi'nden, hele şimdi o imkan belki zorlanabilir, bilmiyorum, girişim yapıldı mı oldu mu, ama Büyükşehir'den başlayan Aliağa'da veya belde belediyelerinden başlayan bu kültürel varlığımızı görsel hale, görünür hale getireceğimiz, ne bileyim, geziler, orayı ilgililerine gezi düzenlemesinden, yani o bir defa insan bilincini çıkarmak gerektiği kanaatindeyim. Bu turları artırmamız gerekiyor. Tarih ve kültür turlarını görülmesi, anlatılması gerekiyor. Bu ufuk açıcı ve de taraftar kazanıcı bir faaliyet olacak diye düşünüyorum. Yani ben heyecanımla beraber söylüyorum, arkadaşların bu çabası ve çabamız devam etmeli, etmesi de gerekiyor. Böyle bırakamayız. Ben fazla lafı uzatmayayım. Yani bu mücadelenin yaygınlaştırılması, duyurulması, bu tarihi, kültürel zenginliğimizin tekrar tekrar belki Türkiye gündemine, yerel basınına taşınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda da düşecek görevlere hazır olduğumu da şahsım adına taahhüt etmiş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bahadır ve Nuray arkadaşımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Size teşekkür ediyoruz Erol arkadaş. Değerli arkadaşlar, sanırım zaman da bir hayli ilerledi. 10:25. Var mı acaba başka soru sormak isteyen arkadaşımız? Toparlayalım yavaş yavaş. İsmail Hakkı Bey söylüyor. Evet. Alo, pardon, İsmail Hakkı Bey bağlanmış. Evet. Şimdi. O zaman önce İsmail Bey, sonra da Ali Osman Hocam söz alacak. Buyurun İsmail Hakkı Bey. Sesim geliyor. Görüntü kamera açık, doğru mu? İlk başta... Açık, efendim? Geliyor, gayet iyi. Evet, şimdi öncelikle Bahadır Bey'e teşekkür ederim. Bahadır Bey tanır, bazı Nuray Hanım da tanır. Gazetecilik yapıyorum şu anda, muhabirim kendim. Aliağa'da ulusal basında, bu Poçet Deniz Kirli'nde Bahadır Bey'den tanışmıştık. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Aliağa Belediye Meclisimizde belediye meclis üyelerimiz bu konuda görüştüler. Sayın Belediye Başkanı Serkan Acar da konuya açıklık getirdi. Yani şunu söylüyor.
söyleniyor. Yani kimse burada biz Ali Ağa olarak, Ali Ağa halkı olarak yani biz tarihimize sahip çıkmak istiyoruz. Fakat şu 45 sene Bahadır Bey çok güzel bir laf söyledi. Bu yaklaşık bu fabrikalar, atıyorum demir çelik fabrikaları olsun, yer olsun, kıyma sadece bir Nemrut limanının yanındaki, Nemport yanındaki bir yer değil. Geniş bir yer kapasitesi. Nuray Hocam da bilir. Sebastian Laguna kazığı da ben de gördüm orada kazıldı. Hatta bir noktaya katılmıyorum. Nuray Hocam belki bilir. Bu kazığı heyetin içerisinde Ali Ağlı bir tane matematik öğretmenimiz vardı. Ben kıymaya bazen zaman zaman geliyordum, kazılara bakmak için geliyordum ama az şeydi. Fakat kıymanın yani mesela bir fabrikanın altında agora var. Agora var. Şimdi bu Nemport Limanı yapılmadan önce, Nemport Limanı yapılmadan orasını da biliyorum. Uzun süreden beri Ali Ağa'dayım. Fakat nedense bu demir çelik fabrikalarında olan yerlerde şey yapılmıyormuş. Yani sadece bir noktada yapılmış. Bu konuda Bahadır Bey'e katılıyorum. Nuray Hocam'a soruyorum. Sadece Nemport'un olduğu yer mi yani o kıyma? Bildiğim kadarıyla Güzelhisar'dan ta Şehit Kemal'de darphane var. Arap çiftliği. Doğru değil mi Nuray Hocam? Bu kıymayı biraz açıklayabilir misin yer olarak tam neresi? Tam sınırları verebilir misiniz? Yani bu kıymanın olduğu yer. Mesela Agora Çarşısı büyük bir demir çelik fabrikasının altı olduğu söyleniyor. Ya Bahadır Bey bu konuda ben katılıyorum yani. Bu Sebastian hatta bu kazık şeyi de iptal oldu. Hatta o konuşmada ben yayınladım canlı yayında. Mustafa Hoca diye birisi kazı heyeti yapacak diye öyle bir söylendi bugün. İsmail Bey teşekkür ederiz. Şimdi Nuray Hanım, sizin mikrofonunuz kapalı Nuray Hanım. Bir açıklar mı? Yani çok, bu kıymanın sınırları bana açıklar mı? Ben Bahadır Bey gördüm haritasında. Daha Güzelhisar'a kadar dayanıyor yani bu. Hatta Ali Ağa Belediyesi'nin eski çağ kitaplarında da var yani kıyma, mıyna, greyna. Teşekkür ederiz İsmail Hakkı Bey. Şimdi Nuray Hanım. Kümenin sınırlarını zaten o şeyde gördük, slide'da gördük. Sınırları oldukça geniş ama tam anlamıyla sınırlarının tespiti bitti mi? Bitmedi. Yani bu ancak kazılar yapıldıkça ortaya çıkacak. Dediğiniz saydıklarınızın hepsi var zaten. Kimisi çoğu sanayi firmasının altında kalmış alanlar var. Ben kazı başkanlığı konusunda Bahadır bir isim verdi. Mustafa Bey sanırım düzgün anlamadım diye düşünmüştüm ama doğru herhalde. Benim bildiğim, bendeki bilgi herhangi bir kişiye böyle bir kazı başkanlığı verildiğini ben bilmiyorum. Kazı başkanlığı İtalyanlardan alındı ve müze müdürlüğü başkanlığında yürütülecek. Ruhsatları iptal edilmiş Nuray Hocam. Evet, ruhsatları iptalleri iddia edilmiş. Hatta bu çalışma içinde de şu anda Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan. Evet, ruhsatları iptal edilmese zaten kazıları alınmaz. Ruhsatları iptal edildi. Ama bu iptalin sebepleri sadece küme ekibinin işte kötü çalışması vesaire değil. Orada bir kamulaştırma problemi var. Sizin de zaten bilginiz vardır. Yıllardır çözülemeyen bir problem. Ne yazık ki bu nedenle orada her sene bu sorun yaşandı. Ve aslında ekip de çok zayıf bir ekipti ne yazık ki. Ve 30 yılı aşkın bir süre burada çok bir şey yapılamadı. Yani bu doğru, bu gerçek. Ama şu anda benim bildiğim, kazı başkanlığı müze müdürlüğüne verildi. Yani artık müze müdürlüğü oradaki kazıları yönetecek. Teşekkür ederim. Yani bu Mustafa Bey'in nereden çıktı bilmiyorum gerçekten. Bu, belki müzeci... bugün Ali Ağa Meclisi'nin şeyini canlı yayını seyrederseniz orada gerekli belediye başkanımız ve CHP meclis üyelerimiz olsun, İYİ Parti ve MHP meclis üyelerimiz konuyla tartıştılar ve oradaki yapılacak olanları yani şu bir dakika söyledi belediye başkanı keşke diyor Ali Ağa bir balıkçı şehri gibi kalsın dedi. Yani keşke bir sanayileşmesin diye belediye başkanı da bunu da söyledi.
Çok özür dileyerek bir şey ekleyeceğim. Yani ben Ali Ağa Belediye Başkanı'nı da işçilere yaptığı kıyımdan iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. O nedenle belediye başkanının samimiyetine de inandığımı söyleyemeyeceğim gerçekten. Yani kitapları da tarihi Ali Ağa Belediyesi'nin tarihi, eski çağ tarihte kitapları da tarihi çıkıyor. Mesela Trinity kenti var, Kıyırma, Mirna diye çok yerler var. Şimdi bu konu uzatmaya gerek yok. Yani tarihi açıdan önemli olan bu kıymanın çalışmalar neticesinde. Yani ben şunu söylüyorum. 30 sene boyunca yani şeye anlattığı gibi, Bahadır Bey'e anlattığı gibi, bu kazı çalışmaları da belli bir sınırlar içerisinde yapılmış. Yani daha büyük yerlerde bunu Petkim ne zaman kuruldu? Habaş Demir Çelik Fabrikası ne zaman kuruldu? Yani bir araştırmak gerek yani bu konuyu. Diğer fabrikalara. Teşekkür ediyoruz İsmail Hakkı Bey. Zannediyorum anlaşıldı. Şimdi Ali Osman Hocam epeydir söz istedi. Kendisine söz vereceğim. Müsaade ederseniz. Ali Osman Hocam buyurun. Aslında demin söylediği gibi şeye baktığımız zaman maç biraz Ali Ağa bölgesinin Körfez'in sanayi bölgesinden başlayarak kaydedilmiş. Öyle. Ben o yerini istemiyorum da söylenen önerilere bir ekim var. Artık normalleşiyoruz. Bu nedenle de ben kimeye dair İzmir'de bir sergi açılması, bir fotoğraf sergisi önereceğim. Orada ben de çok sayıda gidip fotoğraf çok daha önerilebilir. O yüzden oluşturulacak bir fotoğraf sergisini İzmir'de belki gibi foça eklenebilir. Böyle bir gezici sergiye dönüşümde kime yönelik çok duyarlılık oluşturmaya dair bir çalışmayı öneriyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ali Osman Hocam önerisi anlaşıldı sanıyorum. Şimdi Bahadır söz istedi yanılmıyorsam. Buyur Bahadır. Evet. Arkadaşım böyle bir bilim yok dedi. Benim kulağım değil galiba. Hatay Üniversitesi Mustafa Kemal yani Haydar Mustafa Kemal Üniversitesi sanat tarihi bölümünden başkan yardımcısı 3 Haziran'da atanı. Öyle bir duyum aldım. Ben bunu ifade ettim. Zaten bir hafta oldu daha atanalı. Yani herkese duyumun olması çok normal. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, saat de 22.34'e geldi. Eğer sizce de uygunsa etkinliğimizi sonlandıralım. Katılan arkadaşlara, değerli konuşmacılarımıza, sizlere çok teşekkür ediyoruz. EGÇEP Kültür Kurulu'nun bu ilk etkinliği olması nedeniyle de oldukça anlamlı, güzel bir etkinlik oldu. Yararlı olduğu kanısındayım. Önümüzdeki süreçte EGÇEP Kültür Kurulu'nun kentiyle ilgili çalışmalar yapacağına dair inancım umudumdadır. Herkes kameralarını açarsa belki bir ekran görüntüsü. Berna sen alabilirsen ekran görüntüsünü. Böyle teknik konuları genç arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Ben açtım. Herkes açmadı ama. Şu anda herkes arkadaş seçildi. Bir de ismini göremediğim bir arkadaş var ama. Peki ben alıyorum fotoğrafı. Peki. Yalnız bende sadece Bahadır Bey ve siz görünüyorsunuz Halim abla. Herkes görünüyorsa Bahadır Bey'in yapabilir. Sen alabiliyor musun ekran görüntüsü? Biz de alalım buradan bir saniye. Evet. Ben de almaya çalışayım bir saniye arkadaşlar.
Ben çektim bir tane. Peki. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Kültür kurulumuza da teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.